Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce öğrenme ve geliştirme yolundaki yöntemlerinize yönelik bir okuma çalışması yapacağız. Parçamızın adı Easiest Way to Learn English, yani İngilizce öğrenmenin en kolay yolu. Here are three of the most powerful English learning methods. İşte burada İngilizce öğrenme metotlarında en güçlülerinin üç tanesi. You have probably already used them. Onları muhtemelen zaten kullandınız. Or at least seen them in use. Veya en azından kullanımını gördünüz. The trick is to figure out which method works best for you. Yani buradaki oyun, buradaki mantık, the trick'le bunu anlatmaya çalışıyoruz. Is to figure out çözmektir. Neyi çözmek? Which method works best for you? Yani sizin için en iyi çalışan, en iyi yöntemi bulmak. Birinci metot, the immersion method. Yani immersion arkadaşlar kelime anlamı olarak bir dilde yoğun pratik yapmak demektir. Yani sadece o dilde eğitim almak anlamına geliyor kelime anlamı. Ama bu metodu bilimsel olarak ne anlatmaya çalışıyor onu şimdi detaylı olarak görelim. The immersion method is also called the natural method. Immersion metodu aynı zamanda doğal metot olarak da bilinmektedir, isimlendirilmektedir. The word immersion means to become completely surrounded by something. Immersion kelimesi şu anlama gelmektedir. Tamamen bir şey tarafından sarılmak, kuşatılmak anlamına gelmektedir. To learn by immersion, yani immersion'la öğrenmek, you need to surround yourself with English. Yani kendinizi İngilizce ile kuşatmanız gerekmektedir. All the time. Her zaman. Science says, bilim şunu belirtmektedir ki, this method doesn't just help you learn English. Bu metot sadece İngilizce öğrenmenize yardımcı olmaz. It helps you think like a native. Yani o size bir native olarak, bir native gibi düşünmenize yardımcı olur. Burada native ana dili gibi düşünmenize yardımcı olur. Using the immersion method to learn English actually changes the way your brain works. Yani immersion metodunu kullanmak İngilizce öğrenmek için gerçekten sizin beyninizin çalışma yöntemini değiştirmektedir. To look more like the brain of a native English speaker. Ne için değiştirilmiş? Daha çok bir ana dili İngilizce olan konuşmacının beyni gibi görünmek için değiştirilmiş. This method also exposes you to more English every day. Bu metot aynı zamanda sizi maruz bırakır. Expose maruz bırakmak demektedir. Daha fazla günlük olarak İngilizceye. This is important because according to some studies bu önemlidir. Çünkü bazı çalışmalara göre you might be able to get a good grasp on English by studying 1 hour per day. Çünkü iyi bir şekilde İngilizceyi kavramak için günde 1 saat çalışabilirsiniz. Burada get a grasp on something demek arkadaşlar bir şeyi kavramak, anlamak demektir. But it won't be easy to get to a native level of understanding. Fakat bir ana dili olan kişinin seviyesine gelmek için o kolay olmayacak diyor. Yani bu durum kolay olmayacak diyor.
Why does this work? Fakat bu neden çalışmaktadır? Think about how babies learn. Çocukların nasıl öğrendiğini düşünün. They come into the world not knowing any words and are immediately surrounded by a strange language. Onlar dünyaya gelirler hiçbir kelime bilmeden ve hızlı bir şekilde acayip bir dille çevrilirler, kuşatılırlar. Little by little, from listening to this language used and watching other people, they learn certain words. Azar azar bu dilden dinleyerek, yani kullanılan dilden dinleyerek ve diğerlerini izleyerek, they learn certain words, belli kelimeleri öğrenirler. Then they learn how these words are put together. Ve sonra bu kelimelerin nasıl bir araya getirildiğini öğrenirler. Finally, they start speaking fluently. Ve sonuç olarak onlar akıcı bir şekilde konuşmaya başlarlar. That is why this method is called natural. Bu yüzden bu metot doğal olarak isimlendirilir. The more you surround yourself with English, yani kendinizi İngilizce ile ne kadar kuşatırsanız, the easier you will learn. O kadar kolay öğrenirsiniz. Try this method if you, bu metodu deneyin. Eğer, aşağıda maddeler sıralanıyor arkadaşlar. Eğer siz are living in an English speaking country, bir İngilizce konuşan ülkede yaşıyorsanız. Gene deneyin. Eğer are having trouble learning by memorizing grammar rules, yani gramer kurallarını ezberleyerek öğrenme konusunda sorun yaşıyorsanız bu metodu deneyin. Bizim zaten kolay yolundan İngilizce öğren sisteminde ne vardı arkadaşlar? Gramer kurallarını ezberleme yoktu. Burada da onu vurgulayacak şimdi. Try this method, bu metodu deneyin. If you want to begin having conversations in English faster. Eğer İngilizce'deki sohbetleri yapmaya başlamak istiyorsanız daha hızlı bir şekilde bu metodu deneyin. Try this method if you learn best through speaking and listening. Bu metodu deneyin eğer konuşma ve dinleme yöntemiyle en iyi şekilde öğrenmek için. How to learn by immersion. Yani immersion yöntemiyle nasıl öğreniriz? To learn with this method, you will need to surround yourself with English. Bu yöntemle öğrenmek için kendinizi İngilizce ile kuşatmaya ihtiyacınız olacak. If you are living in an English speaking country, eğer İngilizce konuşan bir ülkedeyseniz, you are already halfway there. Zaten yolun tam da ortasındasınız. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Burada English speaking derken illa Amerika veya İngiltere'yi düşünmeyin arkadaşlar. İngilizce konuşulan birçok ülke var ve İngilizcenin çoğunlukta konuşulduğu birçok ülke var. Yani illa pronunciation'ın native dili İngilizce olan bir ülkede yaşamak zorunda değilsiniz İngilizce konuşmak için. Bunu da göz önünde bulundurun. Sadece pronunciation her şey demek olmuyor arkadaşlar. Önemli olan anlamak ve konuşabilmektir ve derdini anlatabilmektir. Bu konuyu özellikle vurgulamak istedim. Here are some things you can do to expose yourself to more English every day. İşte burada bazı şeyler var. You can do to expose yourself, kendinizi maruz bırakmak için, yani maruz bırakabilmek için yapabileceğiniz şeyler var diyor. To more English every day.
neye maruz bırakmak için? İngilizceye daha fazla günlük olarak maruz bırakabilmek için yapabileceğiniz şeyler var diyor. Bunlardan birincisi change the language to English on your phone. Yani telefonunuzdaki dili İngilizceye çevirin. Social media, sosyal medyayı da aynı şekilde. And any other websites you use regularly ve düzenli olarak kullanmış olduğunuz web sitelerini de değiştirin. Join online and real world groups that speak in English. Online gerçek dünyadaki gruplara katılın. Ne için? Ki bunlar, bu gruplar İngilizce konuşan gruplardır. Bu gruplara katılın. Find groups that share your interests. Kendi ilgilerinizi paylaşabileceğiniz gruplar bulun. So, you have something in common to talk about. Böylece siz konuşabilmek için ortak bir şey bulmuş olursunuz. Eğer arkadaşlar hem maddi olarak hem de süre olarak bunu yapmaya imkanınız yoksa arkadaşlar, şu yöntemi de kullanırsınız. Kendi kendinize ufak özetler yaparak bir konuyu anlatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sesli yapmanızda fayda var. Konuşmanızda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu da benim okuma parçalarında özellikle sıkla vurguluyorum arkadaşlar. Benim anlattığım parçayı tekrar kendinize anlatırsanız arkadaşlar, bu da bir yöntem olabilir. Hem seviyenize göre bir parça olacağı için o parçayı anlatmak seviyenize göre de cümleler kurmanızı sizi zorlayacaktır ve böylece de gelişim daha iyi olacaktır. Speak to your fellow English students in English as often as you can. Kendi İngilizce öğrencilerinize, yani bu bireylere, bu kişilere, üyelere İngilizce sık sık konuşmaya çalışın. Yani sizin gibi böyle İngilizce çalışan gruplardaki üyelere mümkün olduğu kadar İngilizce konuşmaya çalışın. Yani böyle bir üye bulma şansınız varsa çok güzel arkadaşlar. Watch TV shows and movies in English. Filmleri ve televizyon şovlarını İngilizce izleyin. Bu konuda arkadaşlar Netflix'e başvurabilirsiniz. Çok fazla bir maliyeti de yok arkadaşlar bunun. İngilizceyi filmleri alt yazılarında istediğiniz dille çevirebilirsiniz. İster İngilizce altyazı koyun, ister Türkçe altyazı koyun. Bu konuda da bana danışacak olursanız arkadaşlar, filmi iki defa izlemenizi tavsiye ederim. Önce Türkçe altyazıyla, sonra da İngilizce altyazıyla izlerseniz bunun çok fazla katkısı olacaktır. Even if you don't understand the words, you are learning patterns without even realizing it. Kelimeleri anlasanız bile siz kalıplar öğreniyorsunuz. Pattern burada kalıplar demektir arkadaşlar. Kalıplar öğreniyorsunuz. Onu tanımadan, bilmeden. Watch the news and listen to the radio in English. Haberleri İngilizce izleyin ve İngilizce radyo dinleyin. Subscribe to an English magazine or newspaper. Bir İngilizce dergiye veya gazeteye üye olun. Arkadaşlar bu konuda artık elinizde direkt şey olmasına gerek yok. Derginin kendisinde olmasına gerek yok veya ücretli üyeliğe gerek yok. Buradaki YouTube platformunda olduğu gibi arkadaşlar, birçok alanda da birçok sitede de ücretsiz bu şekilde dergiler ve şeyler, gazeteler bulabilirsiniz arkadaşlar. Make English the first language you see every day. İngilizceyi gördüğünüz ilk dil yapın her gün. Şimdi immersion metodu ile alakalı arkadaşlar çalışma yöntemini biraz açıklamaya çalıştık. Tabii bu makalenin yani okuma parçasının el verdiği kadar anlattım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki bölümde diğer bölümleri de anlatmaya çalışacağız. Orada kendinize uygun olan yöntemi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de ikinci metodumuz olan the classroom method. Yani sınıf metodunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Don't skip this one. Just
Because you don't take English classes. Bunu geçmeyin. Çünkü siz İngilizce dersleri almıyorsunuz. İngilizce dersleri almadığınız için bunu geçmeyin. Classroom English learning doesn't mean you have to take formal English classes. Yani sınıf İngilizcesi öğrenme şu anlama gelmemektedir. Siz İngilizce dersleri, resmi İngilizce dersleri almak zorundasınız. Yani bu anlama gelmiyor. It just means you learn like you would if you were in a classroom. Bu şu anlama gelmektedir ki siz sanki bir sınıftaymış gibi öğreniyorsunuz veya öğreneceksiniz. With the classroom method, you start with the grammar rules, spelling and vocabulary lessons and the foundation of the language. Classroom yani sınıf metoduyla siz gramer kurallarıyla, spelling ile yani heceleme ile, kelime dersleriyle ve dilin yapısıyla başlıyorsunuz. These are the parts that hold it together. Bunlar birbirine tutunmuş parçalardır. Science says, bilim şunu belirtmektedir ki, yani bu konuda bunu belirtmektedir ki, before you can start speaking a language, you need some basic knowledge. Sizin bir dili konuşabilmeden önce bir takım neye ihtiyacınız var arkadaşlar? Temel bilgiye ihtiyacınız var. Otherwise, where would you start? Aksi takdirde nereden başlayacaksınız? According to some studies, learning a language is a bit like building. Bazı çalışmalara göre bir dili öğrenme bir inşaat yapmak gibi, bir parça inşaat yapmak gibi. You start with a few basics like I walk to school, then you add to them little by little. Siz bazı temel ifadelerle başlarsınız. Okula yürüdüm gibi. I walk to school gibi. Sonradan da üzerine parça parça ekleme yaparsınız. As you learn the rules, you can start creating your own sentences with them and even making mistakes. Kuralları öğrendiğiniz zaman artık kendi cümlelerinizi onlarla birlikte, bu temel ifadelerle birlikte kurmaya başlarsınız. Başlayabilirsiniz. Ve hatta yanında hatalar da yaparak. Arkadaşlar, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dil öğrenirken hata yapmaktan korkma en büyük bariyerdir arkadaşlar. Öğrenme konusunda en büyük bariyerimizdir. Bu nedenle öğrenirken veya iletişime geçerken kesinlikle hata yapmaktan korkmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü siz kendi dilinizde de hatalar yapıyorsunuz. Ama bunlarla alakalı bir korku var mı? Yok. Öğrenmeye devam ediyorsunuz. Yeni konuları öğrenmeye devam ediyorsunuz. Girişimciliğinize devam ediyorsunuz. Yeni dili öğrenirken de aynı cesareti göstermeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde hata yapmaktan, anlama konusunda sıkılmaktan vazgeçeceksiniz ve kesinlikle üzerine bir şeyler koymaya devam ederek çalışmanıza devam edeceksiniz. For example, I sing at school is correct, but I sing at school is not. It should be sang. Mesela, ben okulda şarkı söylerim. Doğrudur. I sing at school ifadesi doğrudur. But I sing at school, okulda şarkı söyledim demeye çalışıyor ama buradaki sing ifadesini yanlış kullanıyor. Çünkü o ne olmalı arkadaşlar? Sang ifadesi olmalı. Burada parantez içinde belirttiği gibi. Şarkı söyledi gibi olmalı. You advance by building your knowledge, making mistakes and learning from the whole process. Siz kendi bilginizi inşa ederek, üst üste bina ederek ne yaparsınız arkadaşlar? Geliştirirsiniz. Ve hatalar yaparsınız bu arada. Aynı zamanda bütün şeyi öğrenirken, bütün süreçte öğrenirken bu hataları da yapmaya devam edersiniz.
Try this method if you, bu metodu deneyin. Eğer like structure and order when you are learning. Düzenden ve yapıdan hoşlanıyorsanız öğrenirken bu metodu deneyin. Try this method if you don't feel comfortable jumping into conversations unless you know enough grammar and vocabulary. Bu metodu deneyin. Eğer kendinizi rahat hissetmiyorsanız bu muhabbetleri atlama konusunda, ne zaman rahat hissetmiyorsanız, unless you know enough grammar and vocabulary, yani yeteri kadar gramer ve kelime bilginiz yok olmadığı zaman, bilmiyorsanız ve kendinizi bu kapsamda muhabbetlere atlama diyor burada, jumping into diye var ya, muhabbetlere girişme konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız bu metodu deneyin. Try this method if you prefer to study for a chunk of time each day instead of surrounding yourself with English all day. Bu metodu deneyin eğer siz gün boyunca, her gün daha doğrusu, her gün çok fazla zaman çalışmak, çok fazla zaman harcamak istiyorsanız çalışmak için, yani onu tercih ederseniz, neyin yerine? Instead of surrounding yourself with English all day, yani gün boyunca kendinizi İngilizce ile çevrelemek yerine her gün fazlasıyla çalışmayı veya bir zaman dilimi çalışmayı tercih ediyorsanız bu metodu deneyin. A chunk of time bir zaman dilimi demek arkadaşlar. Ama yani büyük bir zaman dilimi olarak belirtiyor. Try this method if you want to understand English deeply, not just know how to speak. Eğer İngilizceyi daha derinlemesine anlamak istiyorsanız, sadece konuşmayı öğrenmek istemiyorsanız bu metodu deneyin. Try this method if you are a beginner to English. Eğer İngilizceyi başlangıç seviyesindeyseniz bu metodu deneyin. Try this method if you learn best in a classroom setting or will be taking English classes. Bu metodu deneyin eğer sınıf düzeninde daha iyi öğreniyorsanız veya İngilizce dersleri alacaksanız bu metodu deneyin. How to learn with the classroom method? Sınıf metoduyla nasıl öğrenebiliriz? To learn with the classroom method, you need some structure. Sınıf metoduyla öğrenmek için bazı yapılara ihtiyacınız var. You can learn this way in a classroom or at home, but it helps to have someone to help you along, like a tutor. Sınıf metodunda bu yöntemle öğrenebilirsiniz. Bu yöntemle daha doğrusu sınıfta veya evde öğrenebilirsiniz. Fakat o size birisinin yardım etmesine ihtiyacı vardır. Yani birisi size bu süreçte yardım etmesi gerekiyor. Bir öğretmen gibi. That person can tell you when you are making your very important mistakes. Bu kişi size şunu söyleyebilir. Sizin ne zaman önemli hatalar yapıyor olduğunuzu söyleyebilir. To learn by the classroom method, try these tips. Sınıf metodunda öğrenmek için şu ipuçlarını deneyin. Sign up for English classes. Yani İngilizce sınıflarına üye olun. This one makes sense, doesn't it? Bu bir anlam ifade eder, öyle değil mi? If you are not taking a course, find a tutor or a native speaker willing to help you. Eğer bir kurs alamıyorsanız bir öğretmen bulun veya bir ana dili İngilizce olan birisini bulun. Size yardım etmek isteyen bir kişi olsun bu. Willing to help you derken size yardım etmek isteyen bir kişiyi vurguluyor.
Get a few good textbooks. Yani birkaç güzel okuma kitapları, çalışma kitapları bulun. It's a good idea to have different kinds of textbooks. One for grammar, one for vocabulary. Or just one big textbook that separates the learning by type. Yani farklı çeşitli çalışma kitapları bulmak güzel bir fikirdir. Bir tanesi gramer için, bir tanesi kelime için veya sadece bir tane çalışma kitabı çalışma metotlarını, çalışma tiplerini ayıracak şekilde. This way you can focus on one thing at a time when you are studying. Bu yöntemle siz bir şeye odaklanırsınız, bir zamanda odaklanırsınız çalışırken. Find some good online resources for testing yourself, like interactive learning websites or quizzes. Güzel bazı online kaynaklar bulun kendinizi test etmek için. İnteraktif öğrenme siteleri, web siteleri ve quizler gibi. Set aside a block of time every day for studying. Çalışma için her gün bir zaman dilimini, bir zaman bloğunu ayırın. Don't let yourself forget the things you have already learned. Zaten öğrenmiş olduğunuz şeyleri unutmanıza müsaade etmeyin. Refresh your memory often by reviewing old notes. Eski notları tekrar gözden geçirerek sıklıkla hafızanızı tazeleyin, yenileyin. One day of studying each week can even be dedicated to review. Her hafta bir gün çalışma bu gözden geçirme için ayrılabilir. Dedicate ayırmak demek bildiğiniz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yöntemimizi burada sonlandırıyoruz. Bu yöntemi kullanmak isterseniz arkadaşlar, bunun derinliklerini anlatmaya çalıştım makalenin izin verdiği sürece. Üçüncü metod olan dual metod, yani ikili metodu inceleyeceğiz şimdi. Does it sound like the two methods above would grade together? Bu yukarıdaki iki yöntemin birlikte çalışması kulağa daha hoş geliyor mu? They do. Evet, öyleler. It is called the dual method. Bu yöntem ikili metot olarak isimlendirilmektedir. And it combines the immersion and classroom methods of learning. Ve dual metot, immersion ve classroom metodu öğrenmelerinin birleşimidir. Remember when we said you need to start from somewhere. Bir yerden başlamaya ihtiyacınız olduğunu söylediğimi hatırlayın. The dual method usually starts with classroom learning. İkili metot genellikle classroom learning ile başlamaktadır. And then adds immersion elements for half of the study time. Ve sonradan immersion elementlerini eklemektedir. Ne için? Çalışma zamanının yarısı için. Science says, bilim demektedir ki, research usually agrees that it's a good idea to start with some basics. Araştırmalar genellikle şuna katılmaktadır ki, bazı temel bilgilerle başlamak güzel bir fikirdir. Then move into immersion. Sonradan immersion yönteme girmek gerekir. The research doesn't always agree. Çalışma her zaman şuna katılmamaktadır ki, though about when that switch should be made. Bu değişimin, bu geçişin ne zaman yapılacağına katılmamaktadır. Yani o konuda fikir birliği yapmamaktadır. One study looked at
How well students in bilingual classrooms using two languages do compared to immersive classrooms all English all the time. Bir çalışma öğrencileri ikili dil sisteminde immersive sınıfındakilere göre, onlara göre karşılaştırıldığı zaman ne kadar iyi olduklarını incelemiştir. Results show that the kids learned faster by immersion at first. Sonuçlar göstermektedir ki çocuklar başlangıçta immersion yöntemiyle daha hızlı öğrenmiştir. But eventually slow down. Fakat sonradan yavaşlamışlardır. Bilingual students learn slower. Yani ikili dil bilen, iki dil bilen öğrenciler başlangıçta yavaş öğrendiler, daha yavaş öğrendiler. But in the end they learned more. Fakat sonunda daha fazla öğrendiler. If you are wondering what these kids have to do with you, just remember, eğer bu çocukların sizinle birlikte ne yapmak zorunda olduğunu merak ediyorsanız sadece hatırlayın. Even if, yani şunu hatırlayın. Even if you are learning through the classroom method, sınıf metoduyla öğreniyor olsanız bile, one day you will need to start speaking to actual people in English. Bir gün İngilizceyi gerçek insanlarla konuşmaya başlamak durumunda kalacaksınız. Ona ihtiyaç duyacaksınız. When do you make that switch? Bu geçişi, bu değişimi ne zaman yaparsınız? Dual immersion lets you start off ready to speak. Bu ikili immersion size konuşmaya hazır olmanızı sağlar ve ona başlatır. While also teaching you the results of the English language. Size İngilizce dilinin kurallarını öğretirken bile bu dual immersion sizin hazır bir şekilde, konuşmaya hazır bir şekilde başlamanızı sağlar. Ona izin verir. Try this method if you, bu metodu deneyin, eğer have the time to dedicate to both classroom and immersion learning. Hem immersion hem de sınıfta öğrenme metoduna bağlanabileceksiniz, bağlı kalabileceksiniz ve bunun için zamanınız varsa bu metodu deneyin. Try this method if you learn well in a classroom setting but also want to learn how to speak. Eğer sınıf ortamında iyi öğrenebilirseniz fakat aynı zamanda konuşmayı öğrenmek isterseniz bu metodu deneyin. Try this method if you, bu metodu deneyin, eğer are taking courses that are taught in English, İngilizce'de öğretilen dersleri alıyorsanız. Try this method if you are living in an English speaking country, eğer İngilizce konuşan bir ülkede yaşıyorsanız bu yöntemi deneyin. Try this method if you are at an immediate, intermediate or advanced level of English. Bu metodu deneyin eğer siz orta seviye veya ileri seviye bir İngilizce konuşan kişiyseniz. How to learn with the dual method? Dual metotlu öğrenme. The dual method is the best for intermediate English learners. Dual method, orta seviye İngilizce öğrenenler için en iyisidir. It's a good option if you feel that you are ready to start using English in your daily life. İyi bir seçenektir. Eğer
Siz günlük hayatınızda İngilizce kullanmaya başlamaya hazır olduğunuzu hissediyorsanız güzel bir seçenektir. But still want to learn in a structured way. Fakat yapısal bir yöntemle öğrenmek istiyorsanız, hala istiyorsanız. Since the dual method is a combination of both immersion and classroom. Dual immersion ve classroom yöntemlerinin birleşimi olduğu için you can combine the tips and links for the previous two sections. Siz bu ipuçlarını ve bağlantıları önceki iki seçim için, bölüm için birleştirebilirsiniz. Make sure you also follow these tips ve şu ipuçlarını izlediğinize emin olun. Don't overwork yourself. Kendi başınıza çok yoğun çalışmayın. Remember to take breaks and to set aside times for English study. Ve aralar, molalar aldığınızı hatırlayın. Ne için? İngilizce çalışma için yeteri zaman ayırmak için. Studying for too long can actually harm your learning. Çok uzun süre çalışmak sizin öğrenmenizi sekteye uğratabilir. Meet weekly with a language exchange partner. Dil değişimi yapabileceğiniz, yani birlikte dili paylaşabileceğiniz birisiyle buluşun haftalık olarak. Even if you have a tutor or take classes, dersler alıyorsanız ve bir öğretmeniniz olsa bile, a language exchange partner can help you by letting you use your own language to learn. Bir İngilizce değişimi yapacak partner, yani dil değişimi yapacak olan partner, size kendi dilinizde öğrenmeye izin verir, izin vermesine yardımcı olur. Try to find a good balance. Güzel bir denge bulmaya çalışın. One way to do this is to learn something new in the morning. Bunu yapmak için bir yöntem de sabahleyin yeni bir şey öğrenmektir. Then use it throughout the day ve onu gün boyunca kullanın. For example, mesela, if you learn about the past tense in the morning, eğer sabahleyin past tense hakkında öğrendiyseniz, try telling a friend about your weekend. Bir arkadaşınıza hafta sonu hakkında anlatmaya çalışın. Or about the last movie you watched veya son izlemiş olduğunuz film hakkında bir şeyler anlatmaya çalışın. Evet arkadaşlar, burada 3 yöntemi de sonlandırmış bulunuyoruz. Bu konuyla alakalı arkadaşlar güzel bilimsel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kendinize uyarlayabileceğiniz hangisini daha uygun olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar bu yönteme başvurabilirsiniz. Ama bu genel bilgi maksadıyla yapılmıştır. Bunu kullanıp siz kendinize göre bir yöntem geliştirebilirsiniz. Programınızı genişletebilirsiniz. Ama size burada bazı ipuçları verdi. Her yöntemi, yani bu 3 yöntemi benimle alakası yok. Ben bu yöntemleri kullanamam diyorsanız da buradan ipuçları elde ettiniz. Bu ipuçlarını kendinize uyarlayıp kullanabilirsiniz. Bence buradaki en güzel ipucu arkadaşlar, çok yoğun çalışmak yerine zevk alarak kısa sürelerle, kısa molalarla ve kısa fasılalarla çalışıp zevk alarak devam ettirmek ve öğrenmeyi yavaş yaparak kalıcı olacak şekilde ileriye dönük daha fazla öğrenmek bence en güzel ipucuydu arkadaşlar. Bunu kendinize uyarlayabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.